الأبرار تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم hürmetli televizyon izleyiciler. Haqiqa sadası programımızdan 5-ci sanlı görüşmədən qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yılğın. Qadirli qardaşlar, biz bu programımızda həm məlumatlı boğadək, ustadımız demiş dini sahədə yetişkən alimlərimizi təklif qılıb hər xil mövzularda söhbət uyuşdurub gəlirik. İnşallah bu gün yenə mühim bir, yəni bulubmu məşu mening his qilishimcha mush bir qancha oylardan buyon mush to'rlarda mayli ijtimoiy fikrlarda bo'lsin, hamma odam chiq odam ichki gapdan bir so'zni ko'tarib oldigan mush fitna qilmanglar, fitna u bu degandek gaplar chiqib qoldi. Mush fitna masalasini biroz yuritish uchun Qur'on va sunnatning nuri asida yuritish uchun biz bilgan ustozimiz Abdulajon Damullarni studiyamizga taklif qildik. Qimmatli vaqtini chiqarib kelganligi uchun ko'pchilikka rahmat aytamiz. Sizga rahmat. Ustozimiz hammalar ma'lum bo'lgandek, vatandimo nurg'un ilmiy sohada xizmat qilgan, odam tarbiyalagan, o'quvchi tarbiyalagan, shunaqa hozir ham Istanbulda ham Sharq Turkiston ulamolar birligininki a'zoligini bilsa, bevosita suhbatga kiraylik ustoz, shu endi bilgin olsak shu fitna masalasi, ya'ni bir abstrakt bir fikr qilmadi. Buni bu yeyish kerak, buni ichish kerak bo'lgan bir masalamda. Hamma odam ozroq bir gap bo'g'icha fitna qilmang degan gapni modib qolgandek bir narsa tushib qoldi hozir xalqimiz orasida. Zodi bu Qur'on va sunnatningki nuri aslida buningki tushunchasi aslida qarg'a vaqtimizda fitna degan nima, bu fitna qanday ma'nolari bor? Mushadan boshlab kirsak, uning ham sabablari va uni cheklashning yo'llari degandek mavzularga kirsak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. عند بو فتنة مسألة bugünkü günün özünde فتنة قمانلار ياكي فتنة degen oqşoqan bu söz her zaman kişilerin tıllarında şundalam ifade qılınğan vaqtning özidir. Cemiyetini kalay mı kallaştırış, ya ki başkalarının üstünün ösek sözlerine tahtış, ya ki başkalarının birbirine işlenmez kıladığın hareketle, her türlülük iğva gerçelikle, bu pitne degen bir hıl tunuş ölen her insanın köz aldığı da bu eksettirildi. Hem de siz sorgan sualı gelsek, bu pitnenin Kur'an sünnette yani kandak kandak mendilleri var, ya ki kandak mezmulları var. Bu nınga kelsek, fitne aslında lügat manası da mesela el imtihan ve ihtibar ibareleri olan kirudu. Yani tavlunuş, tavlaş bir nesini, imtihan, sınav kılış. Mesela Araplarda bir gibi var. Patentul pizza ve zahab. Ben altın kümüşünü tavludum yani. Onu otunun içi de tavlanıp, otunun içi de tavlanıp çıkkallıkını bu ibarede ifade kıladı. Yani demek bu fitnenin ki lug'at ma'nosida bir narsaning tavlunishi, bir narsaningki yana uningki puchki ayrilib, uning sap bir qismining ayri va uning ayirib chiqirilishini buni endi fitna iborasilarmi ifoda qiladi ekan. Ana Qur'on nadis shundoqla buning ifodalariga qaraydigan bo'lsak, Qur'oni Karimda fitna ko'p ma'nolarda keladi. Masalan, imtihon, sinoq ma'nolarida keladi. Buningga Ankebut suresinin ikinci ayeti de şunda bir ibare var. اَحَسِبَ النَّاسِ اَيُّتْرَكُ اَيَّقُولُوا اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُبْتَنُوا. Kişiler biz iman ettik, deple koyup hiçbir imtihan sınaklığa duçar olmayız. Şu amenna deple koysak, imtihan sınaklığa duçar olmayız, intihallanmayız, sınalmayız, taşlap kuyulumuz deyip oylamdan. Demek bu ayet, bunu şu her bu imanlık insanların, her kandak bir müminin türlük imtihan sınaklığı duçar olup kaldığı. Onun şu imanına layık tavılını kaldığını köküste otudu. Demek bu ayet ifade kılıngan fitne ibaresi imtihan sınak diyen mezmun da geldi bu yerde. Yani bu fitnenin ki ikinci mânesi karaydıgan bulsak hak yoldun kişilerini tosaş. Hak yoldun buğru bitiş mânesi de hemkâgin. Mesela Maide suresinin 49. ayeti de
Uluq Rabbimiz Allah Subhanahu wa Taala wa Taqaddas Hazreti Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem hitap qilib vahzarhum ayyaftinuka an ba'd ma azalallahu ilayk. Ey Muhammad alayhisalom, sizni ular Allah sizga tushayotgan bir qism ahkomlidan, hukmdan, bir qism oyatlidan sizni borab qo'yishidan, ya'ni toslab qo'yishidan siz diqqat qiling, ehtiyot qiling deyapti. Ashariki yaftino iborasi tosash, cheklash, bo'rutish, qaytirib qo'yish iboralari bilan kelgan. Yana bu fitna iborasiningki Qur'oni Karimda boshqa ma'nolarga qaraydigan bo'lsak, yana buningki azob iboralari ham bor. Masalan, Alloh subhanahu va taolo bir oyatda summa inna robbaka lillazina hajaru min ba'd ma futinu. Ashariki futinu iborasi zulmga duchor bo'lgandan keyin, ezilgandan keyin zo'ravonlikka, zulm, ezilishga duchor bo'lgandan keyin nima? Hijrat qilgan. Summa jahadu va savaru, kurash qilgan, bardoshlik bergan. Mana bu kishilarning usini Alloh kechirim qildi, rahimdil deb bu oyatning o'zidiki, ash putinni iborasi zulm, zo'ravonlik iboralari bilan tafsirlangan. Endi bu fitnaning yana boshqa ma'nolarini qaraydigan bo'lsak, masalan Qur'oni Karimda yana shirk iborasidan keliklik. Shirk kufr iboralaridan keliklik. Masalan, jihodning g'oyasini bekitgan bir oyatda Alloh subhanahu va taolo qatiluhum matta la takuna fitna. Ashariki fitna nima? Shirk. Shirk tugaganga qadar bu kurashni olib berish buyruqi ham tushgan. Ashariki fitna shirk kufr iboralari bilan tafsirlanganlik. Demak, bu shirkning Qur'onda hattoki nifoqqa tushib qolish ma'nolarida ham keladi. Shirkning yana boshqa yerda qatli ulum iboralari bilan ham keladi. Hatto shirkning tafriqichilik, ig'vogarchilik ma'nolarida kelgan yaldirimi bor. Fitnaningki. Masalan, Alloh taolo la auzau nima xilalakum yabghunakumul fitna. Yabghu yabghunal fitna. Ashariki fitnani nima deb oladi? Ig'vogarchilik, tafriqichilik, bulunish degan ma'nolarda kelgan. Endi xulos kalam, mana bu fitna so'zi amaliyotda biz yuqoridagimizdek birinchidan imtihon sinoq degan ma'noda kelgan bo'lsa, ikkinchidan haq yo'ldan to'sash, borash degan ma'noda kelgan bo'lsa, uchinchidan mana bu fitna so'zi azob, uqubat, zulm, zo'ravonlik degan ma'noda kelgan bo'lsa, to'rtinchidan shirk, kufr degan ma'noda kelgan bo'lsa, beshinchidan nifoq, ma'siyatga tushib qilish degan o'xshagan ma'noda kelgan bo'lsa, oltinchidan hattoki bu ig'vogarchilik qilish, tafriqichilik qilish, bulunish qilish degan o'xshagan ma'noda ham kelinglik. Demak, mana bu Qur'oni Karim ki fitna so'zininki asosiy ma'nosi. Buning jiq iboralar kelinglik amaliyotda asosi xulosalab aytsak, mushundoq ma'nolarda jiq keladi. Endi turliga endi bu fitnaningki turliga qaraydigan bo'lsak, endi bu fitnaningki turlari bir qanchaligan turlarda keladi. Masalan, fitnaningki birinchi turi fitnatu shubhat, fitnatu shahvat, fitnatu taparruq, masalan, degan o'xshash, hatto fitnatu dajjal, masihid dajjal, fitnat azobul qabr, jiq bu iboralar jiq keliklik. Endi mushu fitnaningki birinchi mushu fitnatu shubhat qilsak, dal o'sha din dushmanlari tarafidan g'arazlik, ya'ni xizmatga selingan, g'arazlik ishlatilgan insonlar tarafidan hattoki dinda shaklanish paydo qilish, shubhalanish paydo qilish va uni shuningdan sirt hatto diniy rahbarlar, diniy yetakchilarning ustidanmi shaklini shubhalanish paydo qilish. Ha, nurg'ulligan diniy ahkomlar, diniy hukm masallaridimi musulmonlarning kallasida shubhalanish paydo qilish. Mana bu narsa nega o'pirdi buni desa, musulmonlarning oxirida tafriqichilikka, bo'linishga, bir-biriga ishonmaslikka, bir-birini qo'llab-quvvatlamaslikka olib boradigan bir omil. Demak, bu birinchi bu fitnaning turi fitnati shubhat. Bu eng xatarlik fitna. Uningga mushak tashlaydigan, buningga mushak tashlaydigan tamomi musulmonlarning o'tursida bir-biridan gumonlanish xarakterlik fitna shubhani qo'zg'ayotgandan keyin din dushmanlari maqsadiga yetadigan gap. Mana bu fitnaning birinchi turi. Bugun Uyg'ur jamiyatida eng avjiga chiqayotgan fitnaning birisi bu. Hatto diniy rahbarlar, diniy yetakchilar yoki fanni ziyolilar va uningdan boshqa bugungi kunning o'zi davoning oldingi saflari demayotgan kishilar mana bu kishilarning ustidan o'xshamagan ig'vogarchilikka to'qilib, o'xshamagan yozmalar yozilib, o'xshamagan badnomlar to'qilib, tuhmatlar qilinib, mana bu kishilarning o'zining e'tiborini,
yerge uruş, inavetsizleştiriş, bulanı itibarsız bir kişilerle aylandırıp durup, ulağa ihtiyat kılmaydıgan, ulağa boyusunmaydıgan, ulağa egeşmeydıgan, muşundak bir muhit hazırlaş. Bunun için mana din düşmeleri devamlılık bu fitnetli şubahatını meydana çıkarışkı tırşıvatı demdi. Endi bu fitnetli şehvat çoğu degen çağda, endi bu birinci muş ayallah terpinden kilidigan fitnemdi. İkincisi, kişilerin ki muşundak mal dünyaya hirismen bulaş, mensep, abroy, inavetlerge hirismen bulaş, şu cümleden andın, hatta ki birbirine zulüm kılıdigan. Bu haletlerinin meydana çıkışları mana bu fitneti şehvat. Yani bundan çıkılıp etkandı insan tebiyeti de yani huy peyli de aşında mal dünyaya kızıkış muşu hayatının üzerindeki üzerindeki abro inavetinin yukur pelliği çıkışını kütüş hukuk tutuş nimi kılış hukuk parasılık tebiyetlerinin oturgu çıkış neticesi de meydana kilidi. Çünkü Peygamber aleyhisselam üzerinin bir mübarek edisi de deydi. Ma terektu ba'di fitneten azarrala ricali minen nisa. Men menin dinkin erkekliğe ayallıdın mu ziyan sağı çorak, tesir köksiyet küçorak, bira fitneni koyup koymadım. Demek o doğru ayol kişi dünya matalarının içindeki en serhili, en isili. Peygamber aleyhissalatü vesselam bununla mestafadel mu'minu min ba'di takvallah. Bir mü'min Allah'ı takvalık kıgan dinkin, bir salih ayaldın payda ağandak, menfaatlengendek, ikinci bir neslinin menfaatini bakmakallıkıga. Ediz keltürgülük. Ama mesele bu yerde del aşındak ayallarının fitnesi diyen çağda kanda fitne bu. Yani şu ayallarının sızıgıdın çıkanmaydıgan, ayallarının iskenci küçüşüp kalıdıgan, devamlılık onun da elaki şehvet, perestlik duygusu insanın kalbini iskenci ağa vakti da o zulümlü zulüm iskınmaydıgan. Besimli besim iskınmaydıgan, onun beşiği zulüm, zoravallık, yamgudek, yığıvası mı? Ama onun şehveti tuyunsa da şununla kanaat ödütken bir tuyuk kepkiliş bu hatalık. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de mi tunca insanın çıraylık köküştülgen fitnenin birisi ne mi? Züyine linnâs hübbü şehevâti minen nisa. Doğru. Şimdi ayallar emeliyette erlerini tuluklaydıgan, erler ayallarını takamınlaştırdıgan, öz ara birbiriyle ne mi kıladıgan, rahatlanıp durup, birbirini tuluklayıp durup, bu insaniyet cemiyeti de ve bu cemiyetin terakki kılışı, milletinin yükselişi ve bu cemiyetin üzerinde üzerinde tigişlik töhbirlerini koşup, yeni bir hayatını hakiki meni iyi kılış için faaliyet ilip bardıgan mandak mahlukatla. Ama birisi, yeni birisinin iskencisi çüşüp lan, o yeni birisi, yeni birisinin üzerine köyü kişen bulup kalsa, tosallığı olup kalsa, yeni bu fitneden ibaret olan nesemdi bu. Hukuk mu? Şunun katarıdır. Şuna Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerine karşısak, mal dünyala, perzetle mi? Fitne ibareleriyle tılgınlatır. Mesela, innama emvalukum ve evladukum fitne. Sizin mal dünyalarınla, perzetlerinle mi? Fitne deydi. Bu intihan demek cemdi. Gerçi bu Allah tarafından bize verilen katlı nimet, Allah tarafından verilen bu nimetin eğer doğru ideye, doğru fikir üstü terbiyeyle dinli kereklik insan yetiştirişki ehemmiyet beğenmeyi onu buluşu koyup beğsek andın bu biz için fitne olduğun, ötenmeydiğin, devam bulup kaldığın iş oldu. Şuna bu fitneti şehvat, mana bu fitnenin ikinci türü. Şimdi bu fitnenin üçüncü türü yıkıldığın olsak mesela fitneti teferruk deyimiz. Bugün en hatarlık fitnemdi bu. Bu fitnenin her birisinin hatırına ait eğer. Ama bu fitneti teperruk, del Müslümanlığının içi de ait çok bir balaya apet olavudu. Kanda balaya apet, bugün Müslümanlığını din düşmelerine sınışlık lokma kıldırıvatkan neyse teperkaçılık bölünüşem. Kur'an-ı Kerim'nin küp ayetlerine karsak Müslümanlığını birleşki buyuruvatıdı Allah. İhtilapını tügütüşki buyuruvatıdı. Hatta ki tarihte aşında teperka teperka olup gitişken, İhtilaplaşıp gitken, birbirine karşı ziddiyet urgunu çetişkan kavimlerin, ya ki şundak Yahud Hristiyanlarının ki, akıbetinin ibret ilişki, uladek insanlığının bulup kalmazlıkka, Allah Subhanehu ve Teala köp ayetli de siz bizi hitap kılıklık. Mesela Allah deydi, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ Aygını mı deydi? اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ Ayet bizi şundak bir ehvalini bayan kılavatıdır. Sile ulağı uçuk pakit keppi oğan dinkin, hüküm keppi oğan dinkin, mana tepırkı tepırkı olup getişken, ihtilaplı işip getken, birbirine karşı ihtilap uruklarını çeşişken, bu insanlığı okşaş bulmanla, en şu insanlığı en büyük katta azab bu insanlığı olan. Allah tarafından azapta yerlanan edemle bula. En karab bakalı. Bugün insanların tepırkı uluşku sebep boğan nesini mi?
men diyenlikten bulağı otudu. Sebepnin birisi bu. Her kandak yerde men. Aşı men diyendik illa andın ikinci bir tarafını kubul kınmaydıgan, itiraf kınmaydıgan, bağırgı basmaydıgan, insaf hükemeydıgan halet meydana çıkıdı. Mınılı boysunsan, minini çoğunkılsan, minin aldımdılan pükülüp tazın hüysen, ya ki mınılı ihtiyat kılsan, men sanalı başlık olsam, çoğun olsam deydiğin. Sorun minin, gep minin, yol minin, hem yerde hürmet mininli olsa deydiğin. Bu tebiyet, del şeytan aleyhi lani terpidin insanlığa miras kalan tebiyet bu. Şeytan aleyhi lani aynı devrede Rabbimiz Allah subhanehu ve teala terpinden Adem aleyhi salatu vesselam yaratılıp Adem aleyhi salatu vesselam'ge bir hürmet seydisini varlık periştilerine Allah kılışkı buyurgan olsa bütün periştiler Adem aleyhi salam'a hürmet seydisi kıldı. Şeytan aleyhi lani bunun başlardı. Men de geldik için. Hatta ki dedi ki şeytan ayetin lebzi karayla halaktani min nar ve halaktahu min tayin. Ana hayrun minhu. Karan, ana davatıdı. Men bunudun yakşı. Bugün insanların tabiatı da men unudun yakşı. Men unudun yakşı kıl alayım ben. Men unudun yakşı bir iş kıl. Man muşu şeytani tabiat bu. Bugün minindin mi yakşı kıl alaydı kalı bağlı mümkün. Minindin mi bilimlik, talant, ilgileri bağlı işi mümkün diken ne oylaş gerek. Biz devamlıktır da men. Men noçi, men bilimlik, men iktidarlık, men talantlık, meninden başkasının hemisi bana yetmeydi o. Man muşundak bir halkı kapkırışının üzü, bu nime tepirikçilik ki sebep bulduğun en katta amının birisi. Bu Yahud Hristiyanlığının tabiatı da bu nesi bahmeti? Beyti. Bu tabiat battı. Yahudlu'nun karakteri karap bakalı. Hatta Yahudla Peygamberimiz Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber bolap kiliştin burun şu peygamber aleyhissalatu vesselam'ın vesile kıp durup kanakıgan Evs Hazreç kabilesinin üstünü galibi talak. Dua kıgan. Hatta ki Yahudiler ne çıkıtınlap ulağa. Bizim işimizden bir peygamber geldi daha kırkı zaman peygamber. O kişi kildiğen olsa biz onun itaat kılıp, onun peşini tutup, sen kalkın üstünün kalbi girişimiz biz. Bu tehditler bu olgan. Mesela, ama Peygamber aleyhissalatü vesselam peygamber olup kilividi, ne mi kıldı? Derhal ki ne kıldı ki? Hemeni terk etti. Mesela, Abdullah ibn Salam, Yahudlu'nun katlı bir ölüm ağası. Bu kişinin özü, nay talant ilgisi boğallıktın, men berip Muhammed mi körey? Da çırayı karap kıgan gibinin lehcelerine karap ben bunun kazzap ya ki kazzap emesliğine baykı ola alışımım. Bağdı Peygamber Aleyhisselam'ın aldık. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nasihatlerini kıgan geplerini anlayıp da o karaplam senin yüzün yalgançının yüzü emesliğine. Birinci meydanda lan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tamam insanlı yalgançı davası Abdullah İbni mesela eleki kişi Abdullah İbni Salam Peygamber Aleyhisselam'ın senin cemalin yalgançının cemal emesliğine. Peygamberin kulunu tutulam İman eğitip etti bu kişi. Hatta Abdullah ibn Salam iman eğitip olgan dinkin Peygamber Aleyhisselam dedi ya Resulallah ma Yahudiyle o kadar yalgancı, o kadar şahsiyetçi kazzab bir hakki minin ma Müslüman boğallığımını bulağı demey durup minin nesibimini, minin kimligimini onların içi de bir sorap bakın. Şu çağda Peygamber Aleyhisselam bütün Yahudiyle'nin katta başlarını emmini çakırıp Abdullah ibn Salam kandı kadar. İşçinle de kandı arak adam bunun nesibi kandı arak deyip sorsa Abdullah ibn Salam danışıp gitti. O degen bizim işçimizde en iyisi nesepli, en talantlı, en kabiliyetli. Peygamber aleyhisselam del şu Abdullah ibn Salam'ın Müslüman boğallığını şundal aşkarlı dedi. Ne mi dedi? Bizim işçimizdeki en kazzap bu. En meynek nesillik eden bu dedi. Abdullah ibn Salam ne yapladı? Şunun için Allah subhanehu ve teala del aşındak tabiyyetti ki üzüdün başkını tunumaydıgan. Hatta cennetki Yahud Hristiyan boğmağını kiremiydi dedi ya. Ayet uçuk dedi. O kadar insanlı, üzünlüğünle birinci onu koyduğun, üzüdün başkanın hemini üzüge hizmet seliş, üzüge hizmet kılıçın yaratılan muhtar mille bizde karaydığın bir edemlendi. Demek Allah subhanehu ve teala del aşı Yahudilinin tepriki tepriki olup getişlerden, paçılınıp getişlerden, ma İslam ümmetini o kadar agahlandırıp atıdı Allah-u Teala. Mani bu tepirkaçılık sebep bulduğun amelimiz bayattın dedik. Aşı ne gülü varsa men digendik yılla tepirkaçılık meydana çıkıdı. İnsaf kese, meyli sen hukuk tutup hizmet kıl, meyli tüven bol, meyli fakat sende bir halislik olup Allah'la senden razı olduğa şosa
sen açkığın emelinin meyvesini Allah'ın aldığı vaga vakti de ben şuya gelip yeyme deydiğen anı kegen çıkında sen başkalarının urun talaşmaydıgan, hukuk talaşmaydıgan, mertebe talaşmaydıgan, sorun talaşmaydıgan belki iktidarlıklarına cayını bürüp ya iktidarsızlıklarına yitekleyip iktidarın o semimi halis onu cari kıldırıp sen bu milletke, bu ümmetke, bu dinle hizmet kılıp için kadem basıdığı adam bulduğun gibi. Mana ayetning yana birisiga qaraydigan bo'lsak Alloh subhanahu va taolo nima deydi? Atiulloh va rasula va la tanaza'u. Patabshalu va tazhabariyukum wasbiru innalloha ma'asabirin. Alloh da'vatidi. Sizlar Allohning rasuliga itoat qilinglar deb bo'lib va la tanaza'u. Da'talash qilmanglar. Bir singlar u yoqqa tatadigan, bir singlar bu yoqqa tatadigan ma ishni qilmanglar. Sizlar ma datalashni qilsanglar, patafshalu, mag'lub bo'lasizlar. Va tazhabariyukum, sizlarning kuchingiz ketadi. Kuchingiz ketadi. Vasbiru innalloha ma'asab. Sabr qilinglar bu yo'lda. To'g'ri, har inson 100% bo'ladimi? Dunyoda kamchiliksiz inson bormi? Faqat payg'ambar alayhisolatu vasallam xatolikdan ma'sum. Chunki Alloh vahiy bilan tuzitmoqdi payg'ambar alayhisolamni. Peygamberden başka her insanın kemçiliği var. Her insanın yetersiz tarifi var. Bugün bu milletke yetekçilik kıldığın kişiler asmadan düşmeydi. Zeminden kökte atılıp ölmeydi. Olan onur kılığına eyipleri var. Aş insani süpet olan yeydi, içiydi, aile kuruydu, gek kılıydı, mağdı, turdu. Olanın nurgun kemçilikleri var. Ama şu kemçiliklerle kubul kılış ne? Kemçiliklerle rolünü cari kıldırış ne? Kemçiliklerle ulağı iştahat menişini ügünüş gerek millet. Eğer onda kınmay, ha bu bulanmaydı, o bulanmaydı, o iktidarsız, degen kokşukan türlülük en şunda ösek sözlerini çıkıp, ihtilap, zidiyet, bülünüş, tepirka, tepirka ulaştığına ibaret bu nesige sebep bulduğa işimiz olup kalsa, manı bu çok bitni bu. Ahırda millet birleşenmedi, millet itfaklaşanmedi, dinmiş bunun da paydını kim alıdı? Bugün bizge zulüm kıgan, bugün bizge tecavüz kıgan, bugün bizden bayrakımızı tatıvağın, bugün bizden neslimizge, nesebimizge, aklımızge, cismimizge, imanımızge, kimlikimizge tecavüz kıgan, zulüm kıgan, Hataylı bağladı bu paydını. Şuna bu pitne o kadar havup ve hatarlık pitne. Hatta Ebu Umamet'il Bahili'nin bir hadisi var. Peygamber aleyhisselam, mazalle kavmun, nime, min ba'du huden, kanu aleyh. O bir kavm, hidayet birilgendin kin, şu hidayetin üstü tutup izip gidip kalmadı. Azıtkan bası ne mi? Uğutul cedel. Cengi cedelle, münazırla, dert alaşla, bu nesige duşar utkallıkını Peygamber sana oturup koydu. Manı bu, fitneti teperruk. Endi bu fitnelerin ki kağan, fitnelerini sözde etkan bozak, mesela insanın ailede, üzerinden dini noktadan da çoğulgan fitne, deccalının fitnesi, hatta ki azgın imamlarının fitnesi, Peygamber en eskertken fitnelerimdi bula. Ha, bu fitnelerini birbirlep şerelesek vakit uzarıp gitip kalıdı. Demek muşu fitneler, meyli fitneti şöbhat olsun, meyli şehvat olsun, meyli fitneti teferruh olsun, meyli fitneti deccal olsun, meyli fitneti aymetil muzillin olsun. Bunun her birisi Kur'an edisi üzgüçlük, delil var, fakit var. Ama bu fitnelerini Müslümanlı doğru tunup, bugün gününüzde de her insan insaf kilip, yani üzünün şahsiyetini birinci kılıçtan sakınış gerek. Yani yekki inkarçılıkla üzerine biz zorumuzu söyleyip, keynimizdeki bizgi tabi oğallığımı bunu sündürüp ekelip, kollektif inkarçılık meydana çıkartıldı. Hazır bizde yekki inkarçılıktan kollektif inkarçılık terakki kılıvatıldı. Bu hatarlık. Ben eğer sizinle şunu da alam, itiraf kımgandıkla şahsi adavetini bu davanın içine söyleyip gelip, şu şahsi adavet tüpeyle andın, minin keynimdekiyle sınıf tunumaydıgan, sınıf keynimdekiyle minin tunumaydıgan, ahırda muşundak yolbaşçılığa, ma milletten aldığı menge vatkan kişiler birbirini kollap kuvvetlemeydigan, birbirini bağırığı basmaydigan, birbirinden itibaklaşmaydigan. Mekel kırındışım, ma bizden davayımızken, ma bizden kıldığan hizmetimizken, insaf kalaylı ki biz birbirimizin konu tutaylı, mürgü mürgü tireyli, ma davayı yolda daha dilik adam taşla birlikte manaylı, deydigan maaşını kımısa, işimiz çatak. Hoş, şimdi nait yakışı içip verildi. Ama şu fitnelerini, şu fitnelerini, şu fitne pasatlarını tuşuş, bunun da yırak duruş, uzak duruşun sebepleri, vasıtları. Hem de yukarıda şu fitnenin Kur'an sünnetindeki mezmununu sordunuz. Anandaki onun teorini sordunuz. Hem de bu doğru bu fitnenin aldığını eliş sebepleri hem var. Ama şu fitnenin kiliş sebebi var bir yerden. Biz bu
fitnenin kili sebebini bilmesek her kandak bir kesellikke doğru diagnoz koyalmasa yani her kesellikke doğru diagnoz koyalmagandakilla andan onunku doğru doğru birilmeydi. Evet. Şunun olan o kesellikten aldın eliş mümkünçilikke asla bulmaydı. Anda oğanda muşu fitnege birinci sebep buluduğun neyse nemo degen çağda birinci sebep buluduğun neyse her kişi yani muşu mukum bo'lgan islomiy qimmatni qabul qilmaslik. Bunday qilib aytganda to'g'ri bo'lgan Qur'on sunnatning prinsipal maydoniga kelmaslik. Alloh bizni bunundan ogohlantirdi. Fal yahdarillazina yukhalifuna amri an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim. Bunundan ogohlantirdi. Hazrat Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatiga, ta'limotiga ko'rsatmasligi zid ish qildigan insonlar ularning boshlariga fitnaning yopirilib kelishlaridan aw yusibahum azabun alim alamlik bo'lgan davzaxning azobining ularga yetib kelishlaridan ogoh bo'lsin dedi Alloh taolo. Bugun biz dal shu Qur'on sunnatning to'g'ri ta'limotiga kelmaganligimiz. To'g'ri, uni biz hamma odam o'zligini tushunmaydi. U tushunish iqtidori ham yo'q hamma odamning. Uni tushundirdigan, tarixni ham tushundirib kelgan shunday muqim fikr, muqim ideyaga ega bo'lgan pishvonlarimiz va bizning yetakchilarimiz va bu Qur'on sunnatni sharilgan nima va yana bizning mujtahidlarimizning, bizning salaf ulamolarimizning, ahli sunna va jamoa aqidasidagi pishvonlarimizning buning qarta bagan nimalari va izohatlari va tushunchalari va biz bu asosida buni qabul qilmoqimiz lozim. Agar bizda buni tushunalgidek iqtidor bo'lmasa, aslaman ba'din buni tushundiradigan olimlarimizning ig'zi qalimimiz lozim. Mana gap biz mush Qur'on sunnatga to'g'ri kelmaganligimizdan. Ikkinchi shu degan chaqda jahillikning millat ichida yamrab ketganligi. Endi bu jahillik u qadar xatarlikmi? To'g'ri xatarlik. Millat jahil qolgandikilla har zaman jahillikni qabul qilgan millat zulmni ham qabul qildigan gap, tajovuzchilikni ham qabul qildigan gap. Agar bir millat zulmni tugitay, zolimning ustidan men g'alaba qozonib, hurlikni qo'lga keltiray desa, har soha o'zi taraqqiy qildirish kerak. Dini sahada doğru bir fikir, doğru ideya, doğru bir tevhid akidesi mükemmelleşip olgan vaqtda da her sahada kadrlar yetiş kerek. Her sahada mükemmel yetişken insanlar meydana çıkış kerek. Bu cahillik yamırsa bu millet kanda akıllı üzüldün. Bana düşmanını pekten mavatımız. Şunda o. Birliknin ne kadar mühim. Hem madem birlikteydi ama birliknin yolu nerede? Hem madem zulümü karıştırmızdaydı, zulümü kanda karıştırmız. Bugün aval biz mana bu cahillikni tüketmek lazım. Endi bugün cahillikning özü bu kadar xatarlik bo'layotgan, uningda mı xatarlik bir narsa var? O qaysi degan chaqda uningda mı xatarlik bo'lgan narsa? Cahillik xatarlik bo'lgan bo'lsa, ama özü cahil turup qanday qilish cahillikini tunmayotgan, bilimsizligini tunmayotgan, yani özünü cahil turup mu bilimlik hisoblab qolgan. Yani bütün balaya apet muşundak insanların kilavatıdır. Üzü o kadar bilimsiz, o kadar iktidarsız ama üzünü bilimlik, iktidarlık hesaplap kalan. Üzünü ölçümü de. Manı muş insanlar bugün cemiyetini kalayımı kallaştırıvatıdır. Cemiyette nurgulluğun pitni ihvalini meydan keltirıvatıdır. Hatta üzüdün başkalarını her türlü betnamla velen karlavatıdır, eyiplavatıdır. Ulanın her türlü bıçakları var, kesidigan, pişidigan, bir taraf kilavatıdır. Şu Peygamber Aleyhissalatu vesselam kıyametten burun ne mi dedi? İnne beyne yedeyi sa'a yenzilul cehl. Yurpa'ul ilim. Yurpa'u pihal ilim. Ve yeksuru fihal harac. Kıyametten ilgiri şunda bir kükü gelir dedi Peygamber Aleyhisselam. İnne beyne yedeyi sa'a eyyem yenzilu fihal cehlu ve yurfa'u fihal ilmu. Kıyamet ilgir şundak bir külle meydan kilitken ki bu küllerde ilimsizlik yağıdı dedi. Yamgu yakkandak yağıdı. Endi biz ilim digendik illa bir adam azrak til bilse ilim ehli deb tonu itkan bulup kaldık. Bir adam azrak yakkılışın bilse ilim ehli deb tonu itkan bulduk. Bugün millet meddavilen alımını pekhtem itkaldı ki doğdu. Aslında Peygamber Aleyhisselam ne mi digen? He, Peygamber Aleyhisselam ne mi digendi? Sayati alen nas zamanun kalilun fukuhauhu kesirun hatabau dedi Peygamber Aleyhisselam. İnsanların beşiği şunda bir külle kilidu. O küllerde ma milletki yürgüdün küyüdüğün hem şundaklı Kur'an sünnet asası da bu milletke bir çıkışını köküstüp bir sızıkını sızdıgan fukuha alımla azlaydıgan ama gekket kalla oytkan.
nazriyachilar oytgan bir davrining ketganligidan payg'ambar bishorat bergan. Bugun dal shu jahillik osmondan yomg'ir tushgandek tushyotdi, millatning ichi yomirab ketyotdi. Bu jahillik eng xatolik bo'l jahillik ha o'zini jahil turib bilimlik hisoblab qilayotgan, shuning o'ylallam, hammini bilitgandek, hammini bilitgandek tuyg'uda yashayotgan insonlarning ko'payib ketganligi bu millatga cho'ng baloyapat bo'layotdi. Mana bu dal mushu fitnaningki o'tirg'i chiqishiga sabab bo'lgan ikkinchi omil. Endi buning uchinchi omilchi degan chaqda dal bir qism jahillarning mutashabihat oyat bilan muhkamat oyatlarini yana to'g'ri holatda iste'mol qilinmasligi. Masalan, muhkamat oyat qaysi? Ya'ni hukmlari aniq bo'lgan oyat bilan hukmi aniq bo'lmagan oyatni farqlandirmay shuning ularni oyatning na beshi yo'q, na oyg'i yo'q, na chetilitgan doirasi yo'q, na bir so'z bir bilan aloqa munosabat yoki shu oyatni sharilaydigan hadis yoki sirat bu nuqtalarning hech birisiga diqqat qilmasdan xolig'anch pichib, qolig'anch kesib mana mushundoq ma'atgan insonlarning ko'payib qilishi o'tirg'i chiqishi dal bu fitnaning o'tirg'i chiqishiga sabab bo'lgan uchinchi omil. Shuning Alloh taolam dedi: "Fa'amallazina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu." Ayqad ibtiga alfitna vardı. A qalbida zayg bo'lgan, bormulni shop ketgan insonlar qanday qiladi? Mutashabihat oyatlarni asos qilmayotganligini ko'rsatib berdi. Ammo ilmni kamolat ketgan odamlarcha ular hammini to'g'ri iste'mol qilib, to'g'ri qilib, to'g'ri imon aytadi. Bugun bizda eng xatolik bo'lgan narsa dal o'sha jahillik, dal o'shundoq oyatlarni o'z o'rniga to'g'ri iste'mol qilmaslik oxirida bizda ya o'ngchil ya solchillikdan iborat ma sababni keltirib qo'yotdi. Asli bu millat, bu ummat na o'ngchil na solchillikdan xoli. Ya'ni vasati bo'lgan ummatdi. Shuning Alloh va kadalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada alannas. Bu ummata vasata bo'g'ini dal o'ngchil solchillikdan xoli bo'lgan ummat bu. Na namoz ro'zni tutsa boshqasidan xoli, yana bir ish qilsa boshqasidan xoli, bundoq emas. Bugun bu ummatning, bu millatning taraqqiyoti va bu millatning bugungi duch kelgan bu zulmdan qutulishning birdan bir yo'li kimdir qalmi bilan, kimdir quroli bilan, kimdir da'vati bilan, kimdir ilmi bilan, kimdir o'zining hamma narsasi bilan, iqtisodi bilan, borlig'i bilan zot o'rtoq harakat kelgan chaqda. U uni buni inkor qilmasdan har birisi din uchun xizmat qilyotdi, har birisi ummatning yuksalishi, taraqqiyot uchun harakatga o'tayotdi deb tunuqa vaqtimizda andin bu masalani oldigan ketdi. Mana bu mushu sabablar oxirgi hisobda nima keltiryotdi? Dal mushu fitnaning o'tirg'i chiqishiga sabab bo'layotdi. Oxirida bu fitnaning yana bir o'tirg'i chiqishiga sabab bo'lgan bir narsa bor. U bo'lsa muqoyisa hubbu dunyo va hubbu riyosi. Dunyoni yaxshi ko'rish huquqni ham qalbidan suyun huquqparastlik deb aytdi. Mushu tabiat o'tirg'i chiqdimi? Hayotidagi har narsani dunyoga bog'laydi. Mushu dunyodagi ozg'ini manfaatga bog'laydigan insonlar o'tirg'i chiqdi. Shuning o'ylanlam andin o'zaro huquq talashishlar, o'zaro dunyo talashishlar, shu jamiyatda, shu dunyoda martaba talashishlar oxirgi hisobda andin mushuning natijasida musulmonlar o'tirsida nurg'ulg'an ziddiyatlar, bo'linishlar, ixtiloflar, tafriqachiliklar, nurg'ulg'an fitnalar o'tirib chiqadigan gap. Endi gapimizda buningga nurg'un dalillar kelsak bo'ladi, lekin vaqt nayt qistayotdi. Endi mushu fitnalarningki oldini elish dedingiz oyig'ida. Endi bu fitnalarning oldini elishda birinchi bo'lib millat yana birlashish kerak. Ixtilofni tugatish kerak, ha? Birlashish degandamda, masalan, Qur'oni Karim va atasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqun. Shuna dedimi? Masalan, biz yana bir suhbatimizda shunda bir narsa o'tirib qoldi. A, qarindoshlarini qutqizish uchun ashni yaniga borsa qutqizg'ullam dedi. Bir adam patqoqqa petib ketsa, patqoqqa petib ketgan odamni qutuldirishning yo'li sirt turib uni og'amchi tashlashmi, bir harakat qilishmi yoki patqoqqa tang sakrab turib patqoqdan qutqilmi? Bu ahmoqning ishi bu. Shundaymi? Patqoqqa petib ketgan odamni qutuldirishning yo'li uni og'amchi tashlash kerak sirtida turib. Patqoqqa tang sakrasak, shundaymi? Yoki qaymoqush bir azgalga uchib ketgan odamni qutuldirish uchun bizni azgalga tang uchib qutqiz. Hech bir odam azgalga tang sakrab ya'ni bizni qutuldiraga yo'q. Uning yo bir og'amchi tashlash kerak, yo bir kaltakdan meni tutqizish kerak. Shundaymi? Ani uchun tutqanda tortib chiqish kerak. Xuddi Xitoy a tuqqanlarini miya kamisan, man uzulim qilamiz. Uni yaniga berib bersangiz, xuddi shuning o'xshash patqoq tang dasigan bo'lasiz. Endi bugun Alloh taolo bugun bu islom ummatini, bu millatni patqoqdan qutuldirish uchun bir og'amchini tashlayotdi bizga endi. U og'amchi nima? Qur'on, hadis, islom og'amchisi. Endi bu og'amchini biz qanday tutamiz?
biz o bucikidin, biz bu bucikidin. Şuna ama tutamdı ya ki umumuzluk birleşip tutamdı hem de. وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاَتَسِمُوا Allah tarafından verilen büyük bir buyruk. Ama bu cemiyen, cemaaten birleşken aldı. Onun beşi var. Onun ayığı var. Her adam özünü tunugan, özünün makamını bilgen bir şekilde birleşken aldı. وَلَا تَفَرَّقُوا Bülünmenle davet edildi Allah. Aldı da bölün, birleşki buyruğu atıdı. Kim? Bölünüştün. Tepırka tepırka ulaştın. Tosa atıdı. Demek mana bu fitneni tüketişinin birinci yolu millet birleşik gerek. Millet ihtilafını tüketiş gerek. Şu Allah Kur'an-ı Kerim'de ya eyyuhellezine amenu ati'ullah ve ati'ur rasul ve ulul emri minkum. Ayğın ne dedi? Fe in tenaza'tum fi şey'in farudduhu ila Allah ve rasul in kuntum tu'minuna billahi vel yevmil ahir. Allah davet ediyor. Hey imanlı insanlar. Ma müminliği davet ediyor ma geldim de. Özünü mümin hesaplavatkan, men mümin davatkan, bağlık insanlığa Allah hitap kılıp, hey müminler, Allah, Allah'ın Resulü itaat kılın. Allah, Allah'ın Resulü itaat kılış mutlak. Ati'ullaha ve ati'ur Resul bu mutlak. Ve ulul emri minkum. Şunun etbi. Eğer ulul emri, Allah, Allah'ın Resulü'nün toğu körsetmesi, asasızı yetekçilik kılsa, rehberlik kılsa. Yeteklise, hissiyatını, haişini, şunu da ama hatta milletini aldatkan işini ağırlaştırmamışsa kanal kılımız, itaat kılımız. Eğer dinle suistimal kılıp, reyini, haişini şunu da ama ağırlaştırsa, ya ki bulmasa, Müslümanlığının saddi hissiyatını paydınlıp hıyanet kıldığı aşı olup kalsa la ta'ata li mahlukun fi masiyetil halık. Bu prinsip kamel kılımız. Mahlukka Allah asi buluş bedelgi mahluk itaat kılı olmaydı. Ayetin ahırda pe in tenazatun fi şeyin farudduhu ila Allah ve Resul. Eğer siz bir nesi datalaş kılsanla, talışıp kalsanla, bu talaşkan meseleni Allah, Allah'ın Resulü kaytırınla. Kur'an hadis kaytır siz. Yani Kur'an hadisini belirtkan kişinin özgü kaytırışımız şartta bir yerde. Şuna ama bugün ma millet çokum ehlige tapşumuğa vakti da, ehlige işlerini kaytırmuğa vakti da, şunun öyle cahillerin kolu iş ütep kalsa, iş nereden çıkıda çatak? Bana mesele bu. Yani bununki ikinci bir sebebi, yani bu millet çokum birleş, bu birinci muhim amel fitne tüketişinin, ikincisi del öz işinden çıkan, yani pişivalını, ehlul ilimlini, şuna mı dini ve penni, biz bir yerde her ikilisinin yıltızı bir. Bir yerde din, pen de ayrı itkanlar. Aslında bu Kur'an dediz. Her ikilisi ki alaydı uğrun begin. Alaydı uğrun begin. Bir Müslüman da doğru bir akide, doğru bir ideye yırtılıp oğan deyken, üzerine Rabbini tanıydıgan, Rabbine sadık oluydıgan, Rabbi için yaşaydıgan bir akide itilip oğan deyken, o Müslüman kaysi sadı şu Rabbini razı kılış için, Rabbinin dinini töhpü koşaş için, Müslüman milletine töhpü koşaş için kaysi sadı yetişken olsa, gaye, nişan, maksat, mudda karab durup onun kılgan herkese hemiz ibadet olduğun nesel. Biz bugün ayrı ötümüz hem de. Bu be khaterlik amel. Demek biz işçimizden çıkan talant ilgilerini baykışımız. İşçimizden çıkan rehberlerini baykışımız. İşçimizden çıkan talant ilgilerinin rolünü cari kıldırışımız. Ve şundakla bürtürkün küçük insanların oturgu çıkıp gelişinin aldığını ilişimiz. Bu bek muhim. Biz eğer işçimizden çıkan kişilerin ki kemçiliğini selle baykap kalsak derhalla onu yoku çıkamazlıkımız hem zorlu. Allah Kur'an'da ve cealna minhum a'immeten yehduna bi emrina lemme sabaru ve kanu bi ayatina yuqinun. A imamlığının meydana çıkışka biri sabri ikinci birisi çeksin işin işini bağlap koyuyordu. Biz eğer işçimizden bir yolbaşçı çıksın da etkenmez biz aval temkin duruşumuz gerek. Çidişimiz gerek. İkinci birisi hakiki işin iş bizde buluş gerek. Mana bu nesillerin oraya çıkacağı vaktimizde inşallah milletin içindeki bölünüşler, tabarkaçılıklar, her türlü fitneler, her türlü mışında topalandığın toğaç uğurlap Müslümanlarını birbirine işençsiz kılıç için hareketlerine batkan hareketçilerinin bu hıl hareketleri miyvemeydi hem malum ünüm netice kazanmaydı. En mühimi biz bu fitneyi toğurtunup barlık Müslümanlar bana bu şöbe fitnelerden, şehvet fitnelerden, bölünüş fitnelerden bunundan yarak durup zade her işini ehlige tapşırıp birlik itibaklığına emelge aşırıp zade uyultaştık birlik sebep kurup bugün biz ve bizim düşmanımız kim?
Biz bu düşman üstünün galip kiliş için nimiş kılışımız gerek. Kanda yoldu minişimiz gerek. Biz kanda kığa vaktimizde bugün biz yerşarıda üzümüzün mevcutluğunu ispatlayalayız. Hem zalim zoravalının üstünün galbiki kazınıp durup o tıpraktan üzerinde tatvilinden hak hukukumuz ne? Tatip ekilip o tıpırakta üzümüzün İslami bir devletimizde koralayımız meselesi de ciddi tahirsizlik olan varlık Müslümanlar bir arıgı kemise, bir fikir, bir ideya kemise katten bulmaydı. Şuna meninki fitne hakkında sorgan suallarınızda bir dağın cevaplarım. Nait yakışı, sürpet kaynağı anlar az olsun. Vakit mi buraya beri kaptım, müşahit toktasak nait yakışı yürütüp verildim kaleme. Rahmet Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Ahiru da'vana. Hürmetlik televizyon görüşler. Şuna kalıp bugünkü Hakikat Sadası programımızdan 5. sene meşale ahırlaştı. Ustaz ile naiti güzel bir fitne meselesini naiti uçuk tefsiri şekilde toktalgan bulduk. İnşallah başka bir programda başka bir mavzu bilen köylüşkü içerisinden Cenab-ı Allah tavşırımız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala. Ve Berekatuhu.